Bir şeye yatırım yapacaksam o sanal para olmaz sanırım. Bir 10 yıl sonra zaten tamamıyla şu anki kullandığımız nakit ortadan kalkacak. Dibi görün memurlarınız gibi şu anda. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kağıt para ve kredi kartları hayatımızda olmaya devam etse de dijital para onların yerini alacak gibi görünüyor. Biz de halkımıza dijital parayla ilgili neler düşündüklerini soracağız. Bakalım halkımız dijital paraya güveniyor mu? Yok, bence gayet tehlikeli. Yani... Niye öyle dediniz? Çünkü değişimleri hani tam olarak bir bilgim yok ama değişimlerinin sonuçta daha borsa hakkında düşünürsek daha araştırılabilir bakılıyor. Ve hani belli araştırmalara dayanarak düşüp kalkmasının kararına ulaşabilirsiniz belli sonuçlara bakarak. Ama o daha sanal, hani sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz ve gerçek şeyler daha önemli. O yüzden daha tehlikeli gözle bakıyorum ben. Ama gün geçmeden de bir sürü artış gösteriyor. Bitcoin'dir evet. Vesaire. Hatta Merkez Bankası ise kendi dijital parasını üretime geçecek. Şöyle, ne kadar riskliyse o kadar fazla kazanıyorsunuz. Borsa da öyledir. O yüzden o daha riskli. Bu çok basit, bariz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani o çok fazla bilimsel konuştuğu için şu an benim konuştuğum bayağı boş olacak yok, gibi. Yok, olur mu? Estağfurullah. Ama yani ben de pek güvenemem şahsen. Yani bir şeye yatırım yapacaksam o sanal para olmaz sanırım. Altına devam mı? Aynen. Eski yani bayağı Türk geleneği gibi hani. Bir söz vardır ya, altın hiçbir zaman değer kaybetmez diye, ki o bile şu an değer kaybediyor. Kaç zamandır. Yani bir şey pek güvenemem yani sanal paraya. Dijital paraya güveniyor musunuz? Kesinlikle güveniyorum. Neden diye soracaksınız. Neden? Çünkü dünya her alanda gitgide daha çok dijitalleşiyor. Bir 10 yıl sonra zaten tamamıyla şu anki kullandığımız nakit ortadan kalkacak. Her şey dijitalden gerçekleşecek. Ondan dolayı zaten son zamanlarda da altından daha iyi bir yatırım aracı oldu. Yani koskoca Elon Musk bile Bitcoin'e güvendiyse muhakkak bir şey vardır diye düşünüyorum. Bizim ülkemiz şu an bu tür işler için birazcık daha geride kalmış duruyor. Hani son zamanlarda 2023'te Ay'a gideceğiz diye de bir şeyler çıktı ama buna benim pek bir güvencim yok. Çünkü daha geçen yıl Toç diye kendi otomobilimizi falan ürettik. Şu an hiçbir ana haber bülteninde onunla ilgili ne bir haber ne de bir gelişme maalesef ki yok. Bizim ülkemizde daha sonra gelir ya. Hani ilk önce yine Avrupa veya Amerika'dan alırız bazı şeyleri. Bizim ülkemize daha sonra geleceğine eminim yani. Güvenmiyorum. Niçin? Yani yorumları dinlediğim zaman pek güven vermediğini düşünüyorum. Bir de biz alışmışız ya, hani altın alıp bilezik kolumuza takmaya, elimizde olmasına paramızın, pulumuzun. Öyle bir mantıkla yetiştiğimiz için belki de. Hani 40 yaş üstü olduğum için o şeyle bakıyorum. Pek güvenilir bulmuyorum ya. Altın almaya devam o zaman. Altına devam. Düşmüşken alın. Şu anda sanal para almak satmak şüpheli bir şeydir. Karşısında olduğu belli değil. Değil mi? Yani muhatabı yok karşı tarafta. Yani bir sanal kumar gibi bir şey bana göre. Bilmiyorum. Daha biraz önümüzün açılması lazım şu anda. Yani güven sağlaması için. Merkez Bankası da kendi dijital parasını üretime evet. Başlayacak. Evet. Yani oradan da olsa almaz mısınız? Tabii devletimiz öyle bir şey öngörüyorsa mutlaka bunlar araştırılacaktır. Belirli kurumlar buna bir çare bulacaklar. Dibi görün memurlarınız gibi şu anda. Sanal para sizce güvenilir mi? Hayır. Niye? İnanmıyorum, hiç o toplara girmedim. Yani internet üzerinden ya da sosyal medya üzerinden para kazanan birçok tanıdığım var. Lakin ben hiç inanmıyorum. İnandırıcı gelmiyor bana. Normal madeni para kullanmayacağız, kağıt para kullanmayacağız da dijital ortamda. Hani öyle bir sistem var değil mi şu an? Evet var. Öyle bir sistem varsa beni de alın be. Milyonlar, milyonlar kazanılıyor hatta. Sanal para. Yani madeni para, kağıt para dijital ortamda. Ve o değer kazanabiliyor, değer kaybedebiliyor ama genelde değer kazanıyor ve insanlar bu konuda oldukça memnunlar. Birçok insan memnun olduğunu görüyorum. Ben sıcak değmezse mi inanmam? İlla dokunmam lazım diyorsun. Aynen öyle, illa ki dokunmam lazım paraya. Yani parayı nereye yatırıyorsun? Harcarım, hiç cebimde kalmaz. Yarını da düşünmüyor musun ya? Ben akşam ne yiyeceğim diye düşünmüyorum yani. Yarın niye düşüneyim ki? Hayat bir gün, o da bugün. Sanal para, yani kimse yani güvenmez şimdi ya. Bence benim gözümde güvenmez. Niye güvenmez dedin? Niye güvenmez şimdi? Yani kendi elinle verip aldığın parayla bir olmuyor. Şimdi sen şu dükkana giriyorsun, veriyorsun, güveniyorsun. Çünkü kendi elinle bilinen yer. Şimdi sanal paraya da kimse güvenmiyor. Çünkü dolandırıcılar da çoğaldı. Kimseye güvenmiyor. Ben bile güvenmiyorum yani.